Hepinize merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Allah'ım, gerçekten video çekmeye başladım. Tamamen artık odaklanmış bulunuyorum. Videolarıma tam gaz devam edeceğim. Bir önceki videomu editledim, paylaşmak için bekliyorum ve yeni videomla sizlerleyim. Bu arada tabii ki siz bu videoyu izlerken bir önceki video yayında olmuş olacak. O yüzden videolarımı izleyin, kanalıma abone olun. Yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Şimdi ben bugün bayağı erken kalktım. 9 gibi kalktık. Demiştim ya, kapıda biraz sorunlar vardı. Çelik kapıda. Of! Ondan sonra çelik kapıcı geldi. Elektrikler gitti. Yani adam zaten aydınlıkta kapıyı yamuk yapmış. Yani elektrikler yokken nasıl düzgün yapabilir? Yaparım dedim. Biz kabul etmedik. Hani başka bir gün gel dedik. Ondan sonra onu işte başka gün olacak. Şimdi ben bayağı bir iş var. Kahvaltı yapacağız önce. Hemen göstereyim. Çayımı demlemeye başladım. Bunlar toplanacak. Bunlar hep dünden kaldı. Bunu daha boşaltmadım. Yarım boşalttım. Bunları yerleştireceğim. Bir yerler bulacağım. Bunların hepsi makineye girecek. Tam emin değiliz. Makineden su akıyor gibi geldi bana. Ya da buzluğu açık unutmuşum. Oradan mı acaba şey yaptı? Allah'ım, her şey geliyor başımıza yani. Buralar toparlanacak. Ondan sonra bugün artık bayağı bir mutfağı halletmiş olmam gerekiyor. Banyoya girişmemiz gerekiyor. O vestiyer dolabını düzenlememiz gerekiyor. Bu arada burayı Hüseyin'le dün ışığı açayım derken ışığı kapattım. Bayağı bir düzenledik. Yani bayağı düzenli oldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Burası böyle. Buraları tam düzenlemedik. Sonra bir arkadaşımız bana yorum yapmış. Buradan buraya askı yapsan güzel olur diye. Aslında evet, çok mantıklı. Hem daha çok şey asılır. Çünkü ben mesela montlarımızı falan da asmak istiyorum. Şu arayı ölçeceğim, hani askı sığacak şekilde, ama sığar gibi görünüyor. Olabilir, ileride onu yapabiliriz. Güzel olur. Sonra ben bu çekmeceleri şöyle, terlikleri koydum. Ama terliklerin falan hepsini yıkanması gerekiyor. Tamamen ortadan kalksın diye. Yani sizce olmuş mu hani çekmecede terlik, bilmiyorum. Başka da yer bulamadım. Bulamadım şu an için. Yani buraya falan koymak istemiyorum yani. Şurası olabilir ama ay, bilemedim kızlar ya. Bunu bir yazın bana ya. Nereye koyayım bu terlikleri? Asıl bugünkü işimiz bunlar. Kızlar bunlar. Ben montları bakın böyle koydum en üste. Çünkü burayı böyle nevresimleri falan koyarım demiştim ya. Ama çok raf var yani. Hepsine nevresim de olmaz. Belki bunlardan falan da burada kalanlar olabilir, fazlalıklardan. Çünkü banyoya da her şey sığmaz. Bunları bir güzel düzenleyeceğiz. Valla asılacakları da atacağım artık. Yani kullanmadığım o kadar çok şey var ki sadece duruyorlar. Hepsini atacağım. Çoğunun da zaten son kullanma tarihi geçmiştir yani. Montları böyle yaptık. Ve bakın şimdi. Hoppa. Bütün havluları ve tuvalet kağıtlarını buraya koyduk. Aşırı derin. Yani o kadar çok aldı ki. Yani hepsini aldı. Şu birazcık fazla gelmiş ama bitmişti zaten. Onu hemen kullanacağız. Durumlar böyle. Biz bir güzel kahvaltımızı yapalım önce. Ondan sonra da yavaş yavaş başlayalım. Ben buraları birazcık toparladım. Makineye atılacakları attım. Elimde yıkadım. Kahvaltımızı yaptık. Yine tabii bir dağınıklık var. Bugün mutfağı tam anlamıyla halledemeyebilirim. Çünkü banyoyu halletmek istiyorum. Şimdi darı kaynatacağım. Acıktığımda yerim. Öyle vallahi ya. Hadi başlayalım artık. Vallahi bayağı sallandım. Bunların hepsini çıkarttım. Dolapların içlerini temizdi ama tekrardan bir sildim. Tamamen boş şu anda. Yani şu yumoşlar falan büyük ihtimalle belki birer tane kullandıklarımdan orada bırakırım. Kalanları
Buraya. Bunlar yine burada durur yüksek olanlar. Bakın zaten oradan biz bir rafı eksilttik. Çünkü sığmıyordu. Yani en alt tarafı yine böyle kullanabilirim. Şimdi ay Allah'ım şuraya bak. Ben biraz buradan eleye eleye kullandıklarımı yine hepsini boşaltacağım. Sonra bir düzen oluşturacağız artık. Perdeciye gideceğiz. Dün perdeci gelmişti biliyorsunuz. Bugün biz gideceğiz ve fon için renk seçeceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz. Zaten yakın kaldığım yerden devam edeceğim. Bugün banyoyu bitirmek istiyorum. Mutfağa hiç giremedim. Ama en azından yıkadım, yerleştirdim yani makinedekileri. Tekrar bir yıkandı. Onları da yerleştiririm. Yeni şeyler atarım makineye. Onun dışında... Yani bir düzen henüz oluşturamadım biliyorsunuz. Yani en azından dolapların içine koyayım her şeyi yıkayıp sonrasında bir düzen oluşturalım. Ya da işte en tepeye koyacaklarımı koyayım, raf açılsın gibi gibi. Bugün olmasa bile yarın videoya devam ederim. Yarın bakarız artık birlikte. Onun için renkler bunlar. Hüseyin var mı? Şöyle yakın bizim perdelere uyan. Perdeye koyan. Hem uyusun da yani. Mobilyaya bir tık yaklaşan da benim. Hangi? Şu güzel. Ay bu da güzel ha, değil mi? Bizim şeye uyar gibi gözüküyor. Şöyle kahveliler de var. Çok açık da olmasın ama. Çok mu şey? Benim beğendiklerimden şu olabilir. Güzel bu. Bu olabilir. Bu güzel. Tam net belli olmuyor ama. Diğerleri açık. Şu koyulardan seçeceğiz. Çok zor seçmek. Ama şu olacak gibi. Tam da net çıkmıyor ki rengi. Bu gibi. 110 biraz daha koyu ondan. Kahveye kaçıyor ama bu daha açık. Evet, son kararımı verdim. Şu deve tüyü. Tamam. Bu olacak. Ya en çok bunu beğendim. Yani bununla bunun arasında kalmıştım. Bu. Kızlar ben biraz banyoda bir şeyler yaptım. Bakın bunu buraya getirdim. Burası şöyle. Aslında şunu kapatmaya çalıştım. Şöyle. Sonra bunu mutfakta kullanacağım.
Şöyle göstereyim. Şimdi karar veremedim. Acaba bunu kullanmaya devam mı edeyim? Çünkü bu fayanslarla uyumlu. Yoksa onu mu kullanayım? Karar veremedim. Eğer griyi kullanırsam burada mutfakta büyük olana deterjan, buna da normal el yıkamak için sıvı sabun koyacağım. Bilemedim. Şimdi hemen size göstereyim. Bakın burası böyle. Yani hiçbir aslında yerinden oynamıyor ama sonrasında belki düzenleyicilerin içine koyarım. Sonra onun altında şöyle şampuanlar falan var. Burasını böyle yaptım. Bence daha güzel oldu. Deterjanlar, işte fısfıslar. Burada da yine birkaç bir şey. Altta da işte temizlikle ilgili işte bezler falan, fırçalar var. Çok derli toplu oldu yani. Çok da doldurmamış oldum. Burası böyle. Ve buraya da işte bunları koydum. Yani bayağı derli toplu oldu. Hatta burada bayağı boşluk kaldı. Yani şunları hatta ben böyle yarısına kadar bile şey yaparım. Bayağı yayılmışım. Üstte montlar, bunlar saçma oldu orada. Allah'ım yarabbim ya. Yani şimdi benim diyeceğim o ki burası böyle. Bunu kesinlikle değiştiremem. Yani artık hiçbirini değiştiremem. Hiçbirini koyacak yerim yok yani. Banyo doldu. Burada 1-2-2,5 raf var. Şunları da 6 alsam. Buraya yani deterjanlarla birlikte nevresimler olur mu? Olmaz gibi ya. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Hadi bir yazın yorumlara. Ben de o arada anneme falan sorayım. Evet, şu an durum böyle. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Boş verin temizliği. Ben o beyaz şeyi çok kullanmak istiyorum. Deterjanla. Onu bir güzel dolduralım. Şurada bakalım. Ay burası delik kaldı. Sürekli böyle bezle kapatıyor. Arıtma gelecek. Ya arıtma var da filtresini falan değiştireceğiz. O yüzden takmadık. Ay yaş. Makinem temiz. Bunları bir yerleştireyim. Bir şeyler daha atayım. Sonra hemen pratik bir makarna bir şeyler yapayım. Bakalım. Ay çok güzel oldu. Çok beğendim. İki deterjanı karıştırdım ama yapacak bir şey yok. Aa, çok güzel oldu. Ama şu tarafa koyacağız şöyle. Ay çok güzel oldu. Ve bir videonun da sonuna geldik. Vallahi bugün aslında çok da bir şey yapamadım. Yani aslında yaptım, yapmadım değil. Şeyi düzenledim. Ne onun adı? Adını unuttum ya. Ne o ya? Vestiyeri düzenledim. Banyoyu düzenledim. Daha ne yani? Ondan sonra mutfağa bugün çok girişemedim. Ama yarın yapalım ya. Yarın yine kamerayı açayım. Tamam. Ay çok güzel oldu. Çok beğendim ya. Vallahi. Acaba diğerini de mi yanına koysam ve daha şık durur mu ki? Bilemedim. Neyse bakacağız artık. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Eğer kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.